en çok iddiada bulunan, iftirada bulunan şeylerin başında geliyor. Somali toplanan yardımlar. Yaptığımız yardımlar 58 milyon olduğunu ifade ettim. Evet. Mevcut başbakanımız, o günkü Dışişleri Bakanımız kendisine Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün yönetmiş olduğu cevaplaması için yönetmiş olduğu bir soru önergesine vermiş olduğu cevapta Türkiye'deki Somali ile alakalı toplanmış bütün yardımları meclisimizde soru önergesine cevap olarak vermiştir. <laughs> AFAD 119 milyon küsuratı var. Galiba arkadaşlarımız bununla alakalı o sizdeki sayfayı ekrana getirecekler. Şimdi bütün evet şimdi ekranda dolayısıyla da sizin okuduklarınızı tek tek Somali kim ne kadar yardım yapmış bunları görelim. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı 205 milyon. Kızılay 99,5 milyon. Kimse Yok Mu Derneği dikkat edin 46 milyon. İHH 53 milyon buçuk küsürü var. Can suyu derneği 1,5 milyon, Deniz Feneri Derneği 1.1 milyon. Bunlar yapılan yardımlar değil, toplanan bunlar yardımlar. Bunlar yapılan yardımlar değil. Bunlar toplanan, Top, yardımlar. toplanan yardımlar. Çünkü bunların üzerine, bunların üzerine artı miktarlar da oldu bu rakamlar. Bu soru önergesinin verildiği dönemdeki verilen cevaptı. 3 milyon, 2 milyon, 5 milyon farklı yani kurumlara da. Yani önergesinin verildiği tarihte Türkiye'de AFAD, Diyanet, Kızılay, kimse yok mu gibi kuruluşlar Somali ile alakalı ne kadar para topladığının cevabı bu. Aynen. Ne kadar para topladığının cevabı. Yardımlarla alakalı kısma gelince gelelim. Ben kendi derneğimizle alakalı bilgi ve malumatı Türk halkıyla ve kamuoyuyla paylaşmakla mükellefim. Ve bunları bilip bu cevapları verebilirim. Ve bu cevabı bugün itibariyle gürül gürül iftiharla ifade ediyorum. 58 milyonluk küsuratı ile beraber demin ifade ettim. Yardımı kimse yok mu derneği olarak kuruşu kuruşuna o bahsettiğim yardım kalemleriyle Somali'ye ulaştırdık. Rapora falan, detaylarına falan yine geleceğim ben. Bu yardımlarla alakalı gemiler, gemilerin nasıl organize edildiği, devletimizle beraber nasıl organize edildiği, Somali'de neler yapıldığı, birazdan detaylarına gene gelelim. Gördüğüm kadarıyla yine Kız, bunu... kızılay tarafında da çok ciddi miktarda para toplandı. Toplandı, evet, kızılayda da toplandı bu yardımlar. Diğer kurumlarda da toplandı. Zaten ben şahsen kamuoyundan bugün aracılığınızla şu sorunun cevabını sormasını istirham ediyorum. O gün bu yardımlar toplanırken başta Sayın Cüneyt Özdemir'den tutunuz da gazeteci, değerli bir gazeteci birçok gazeteciye kadar yardım toplama kampanyası içerisinde yer alan sanatçıya kadar ve yine başka gazetecilere kadar son kuruşuna kadar biz bu toplanan yardımların Somali'ye nasıl intikal ettirildiğinin takipçisi olacağız dediler. Ben de bugün buradan açık yüreklikle tekrar aynı çağrıda bulunuyorum. Takipçisi olur. Toplanan bütün yardımların takipçisi olur. Kimse yok mu derneği başı dik bir şekilde anlı açık ve ak bir şekilde topladığı bütün yardımların raporunu devletimizle ve milletimizle bir kere daha ifade ediyorum paylaşıyor. Raporlarını da isteyen herkese bağımlı ya da bağımsız bir değil binlerce herkese raporlarını paylaşmaktan da büyük bir mutluluk duyarız. Şu da önemli, Paraların toplandığı tarihten itibaren en kısa sürede oraya yardımlar ulaştırıldı. Mutlaka kesinlikle. Sonuçta böyle çok uzun zamanlara yayılıp da bir şeyler yapılmadı. Yani Kesinlikle. her, herkes topladığı paraları aynı şekilde hemen hızlıca e, umarım aktarmıştır. Hayır umarım. bakın aktar, aktarılmadı. Kimse yok mu derneği için ben söyledim demek ki rakamları. Onun için takipçisi olun diyorum. Evet. Peki. O yani, zaman diğerlerine diğerleriyle takipler yapılsın. Kamuoyu da hep, herkes her şeyi öğrensin. Bir örneği vereyim yalnız ben izniniz varsa. Peki buyurun. Kızılay'la alakalı bir örneği vermek istiyorum ben. Sayın Başbakan'ın o günkü heyecan ve hissiyatı hepimizi fevkaladen etkiledi. Türk halkı o gün gözyaşları içerisinde Somali halkına yardım kampanyalarına iştirak etti. Birleşmiş Milletler'de Somali'deki kıtlığın boyutları konuşuldu. Dünya medyasında, Türk medyasındaki Somali'deki kıtlığın boyutları konuşuldu. Buyurun yine meclisimizde bir milletvekilimizin yine cevaplamak için sormuş olduğu bir soruya yine dönemin ilgililerinin veya dönemin Sayın Bakanlığı, Sayın Başbakanlığı'nın vermiş olduğu cevapta 2003-2013 tarihi itibariyle bahsediyorum tarih, 7. Tarih. ayda. Evet 7. ay. 7. ayda. 7. ayda mesela Kızılay'ın 2013 tarihi itibariyle bu tarihi veriyorum yalnız. Bugünkü kasa itibariyle kasada ne olduğunu ben bilemem. Bunu evet. Sayın Kızılay'ın değerli başkanı açıklar. Ve evet. da ilgili bakan açıklar. Bakın. Şu tarihi Şimdi tam verin. zaten bahsettiğiniz. 24 ekranınızda var mı? Ekranınızda görünüyor mu? Evet. Evet 24 7 2013 tarihi itibariyle Kızılay'ın toplamış olduğu yardımlarla alakalı meclisimizde bir soru önergesine verilmiş olan cevapta 104 milyon 723 bin 301 TL'lik bir yardımın toplandığı. Yani bu şu anda ekrandaki e, rakam Kızılay'ın 104 milyon olarak topladığı paranın parayla ilgili soru önergesine verilen cevabın e, rakamı. Aynen öyle ve yine bahsi geçen tarihte 24-7-2013 tarihi itibariyle bugün 2014'ün Eylül ayını yaşıyoruz. Bir yıl daha geçti. 2011, 2012, 2013 ortalama yardımların yapılma rakamları var. 2014'te bu süreçte ne kadar yapıldığını ben bilmiyorum. Ama o tarih itibariyle Kızılay'ımızın kasasında Hilali Ahmer'in 1868 yılında kurulmuş olan ülkemizin en değerli ve en itibarlı kurumundan bahsediyorum. Bu bahsettiğim bilgiler itibarını zedeleme maksatlı söylenmiş bir söz de değil. Ama buyurun 58 milyon 156 liralık paranın kasasında olduğunu Sayın Bakan Meclisi e açıkladı. Biz o tarih itibariyle Somali ile alakalı vurgulamak istediğim husus budur Metin Bey. Hı. Somali ile alakalı toplamış olduğumuz bütün yardımları Somali'ye ulaştırmış, toplamış olduğumuz yardımların Hı. üzerinde derneğimizin genel kasasından ya da yurt dışı evet. kampanya kasasından Somali'ye ekstra yardımlar göndermekle meşguldük.